İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 31 Mayıs 2023'te Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin seçim öncesi Zoom kampanyası gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın evlatları Menua Hovhannisyan, Ermeni ve Ermenilere ait olanı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, Aliyev açıkça etnik temizlik yapmakla tehdit ediyor. Artsakh'ı kurtarmalıyız. 4 Haziran saat 15.30'da Paris Trocadéro Meydanı'nda bir gösteri düzenlenecek. Fransa Halter Şampiyonası 2023. Hamlet Hovsepian, belki Azeriler bu kemerleri Artsakh müzelerinden çalmıştır. Batı Ermenistan Parlamentosu'nun seçim komisyonu sizleri 2023 yılının Aralık ayında düzenlenecek olan parlamento seçim kampanyası çerçevesinde 13. Zoom toplantısına davet ediyor. İspanyolca gerçekleşecek toplantının konusu Batı Ermenistan Devleti'nin tanınmasının koşullarıdır. Zoom toplantısı 31 Mayıs 2023 tarihinde Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Zoom toplantısına katılın. Artsakh kahramanı Menua Hovhannisyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nde 22 Aralık 1985'te doğdu. Menua, okulda okuduğu sıralarda astronomi ve coğrafyanın yanı sıra tarihle ilgili konuları da seviyordu. Okulu bitirdikten sonra TV yönetmenliği bölümüne girmeyi planlıyordu ama fikrini değiştirdi ve okumak için Rusya Federasyonu'na taşındı. Hukuk eğitimi almaya karar verdi ancak 2 yıl sonra ana vatanına döndü ve Ermeni Şövalyesi adlı TV projesinin koordinatör yönetmenliğini üstlendi. Menua Hovhannisyan çalışmaya paralel olarak yarı zamanlı eğitim gördü ve Yerevan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2016 yılının Nisan ayında vatan savunması için gönüllü olarak Bakü'nün başlattığı ve 4 gün süren savaşa katılmak için Artsakh'a gitti. Yaklaşık bir ay Artsakh'ta görev yaptıktan sonra kesin bir asker olma kararıyla Yerevan'a döndü. Hayalinin izinde yürüyerek 16 Aralık 2013 tarihinde Menua Tamara Konstantyan ile evlendi. 2 çocukları oldu. İlk çocuğunun adı Sardur, kızının adı ise Arina'dır. 28 Eylül 2020'de Keri adlı müfrezenin bir parçası olarak 3. takımın komutanı olarak Artsakh'a gitti. Tamara Konstantyan ayrılmadan önce kocasına gitmemesinin mümkün olup olmadığını sorduğunu ve Menua'nın şu yanıtı verdiğini kaydetti. Böyle bir şey olamaz, biz gideceğiz. 2 Ekim'de müfrezenin üyeleriyle birlikte Madaş Askeri Birliği'nin güvenli bir şekilde geri çekilmesini gerçekleştirdi. Bu sayede 80'den fazla asker ormanlardan çıkarıldı. 3 Ekim'de Artsakh Devlet Başkanı ile 1 saatlik görüşmelerin ardından Aregasar Dağı'na yönelik saldırı gerçekleştirme sorumluluğunu üstlendi. 5 Ekim'de düşmanın arkasından yaklaşık 180 kişilik düşmanla karşılaşarak yaklaşık 140-150 kişiyi öldürmeyi başardılar. 33 yaşındaki Menua da çatışma sırasında şehit düştü. Kendini vatanına adayan Menua geri çekilmeye hakları olmadığını anlayarak vatan aşkı için can verdi. Ermeni haçkar nasıl anlaşılır? Ermeniler neden narı sever ve haz denen eski notaları kimler okuyabilir? İşte Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV'nin yeni dizisinde Ermenileri ve Ermeniliği simgeleyen yeni bir dizi sembolleri sizlere sunacağız. Ermeniler ve Ermenilere ait olan adlı dizisinde ele aldığımız ilk semboller Ermeni halkının ulusal kimliğinin en eski ve önemli sembolleri olan sonsuzluk çarkı ve 6 köşeli yıldızdır. Areva Haç, Güneşin Haçı olarak adlandırılan sonsuzluk çarkı, Ermenistan ve tarihi bölgelerinde en yaygın sembollerden biridir. Sonsuzluk işareti her yerde bulunur. Mimari sütunlarda, kilise duvarlarında, sunaklarda ve fresklerde, minyatürlerde, haçkar anıtlarında, halılarda, mücevherlerde, giysilerde, ev eşyası ve objelerinde, devlet, kamu, özel ve dini yapıların amblemlerinde. Genellikle Ermeni 6 köşeli yıldızın merkezinde bulunur. Ancak bugün pek çok kişi ünlü Ermeni 6 köşeli yıldızı Yahudi Davut yıldızı ile bir tutuyor. Çünkü Yahudi kimliğinin ve dininin bir sembolü olarak görüyorlar. Ancak 6 köşeli yıldızın çok daha eski bir tarihi vardır.
Ermeni halkı tarihi boyunca eski çağlardan beri eski Ermeni yazıtlarında kullanılmıştır. Ortaçağ kiliselerinin ve şapellerinin duvarları, kubbeleri, çapraz taşları süslü altı köşeli bir yıldızla süslenmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı uluslararası toplumun dikkatini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 28 Mayıs'ta yaptığı saldırgan açıklamalara çekmiştir. Armen Press'e göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında özellikle şunlar kaydedildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Şartı'nın 31 Ekim 2022 tarihli Soçi'deki üçlü zirvesinde yer alan güç kullanımından veya güç tehdidinden kaçınılması yönündeki yazılı taahhüdün diğer platformlarda birçok kez benzer sözlü taahhütlerin yanı sıra ikili ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin devam eden müzakerelerin aksine yine Ermenistan Cumhuriyeti'ni güç kullanmakla ve Artsakh halkını etnik temizlikle tehdit ediyor. Azerbaycan liderliğinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonun hükümleri dahil daha önce varılan anlaşmaların yanı sıra uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmeye ve görmezden gelmeye devam ettiğini kaydetmek gerekir. Bu, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Azerbaycan'ın Berzor yolunu kontrol ederek Artsakh ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı bozduğuna dair sözleriyle kanıtlanıyor. Dahası aynı bağlamda Artsakh'taki Ermenileri Berzor koridorunun kapatılmasından ders çıkarmazlarsa etnik temizlik yapmakla açıkça tehdit ediyor. Ne yazık ki Bakü liderliğinin saldırgan söylem ve eylemlerinden de anlaşılacağı gibi o devlet sorunların çözümünü Alma-Ata Deklarasyonu ile belirlenen sınırlarla Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü tanıyarak ve Artsakh halkının hak ve güvenliğini ele alarak değil, tehdit ve askeri güç kullanımı yoluyla görüyor. Bu tür gelişmelerin önüne geçebilmek için Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarı ile ilgilenen tüm ortaklar açık ve net değerlendirmeler yapmakla yükümlüdür. 1915'teki cezasız kalan soykırım Armenosit'ten 100 yıldan fazla bir süre sonra Pan Türklüğün askeri saldırganlığı gücün hukuka karşı yeni bir zaferiyle sona ermemelidir. Aliyev'in diktatörlük rejimi uluslararası toplumun dikkatinin Ukrayna'daki savaşa odaklanmış olmasından yararlanarak Ermeni topraklarının son kalan parçalarından biri olan Artsakh'ı işgal etmek için baskısını artırıyor ve böylece Ermeni milletini yok etme planı uyguluyor. 1915 soykırımından Armenosit'ten sağ kurtulan Ermenilerin nesilleri olan Fransa'daki Ermeniler gözlerinin önünde işlenmekte olan yeni bir suçta uluslararası diplomasinin pasif suç ortaklığına karşı ayağa kalkıyor. Onlar Elise Sarayı'nı, Matignon'u ve Kadegose'yi Artsakh'ın işgaline, kendi kaderini tayin hakkının ihlaline, Aliyev'in diktatörlük rejiminin kontrolüne, Ermeni nüfusuna tacize karşı çıkmaya çağırıyorlar. Artsakh tehlikede, Ermenistan tehlikede, burada kalalım, hadi birlikte olalım. Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi. Fransa Elit Halter Şampiyonası 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü Rhône-Alpes'te düzenlendi. Bu turnuvaya Stade Clermont-Tours kulübünden 67 kilogramda Antranik Abrahamyan ilk kez yetişkin grubunda katıldı. Sporcu ilk koparmada 106 kilogramlık ağırlığı kaldırarak başarılı oldu. Ardından 111 kilogramlık ağırlığı kaldırırken maalesef iki kez başarısızlık yaşadı. Antranik Abrahamyan sikmede 125 kilogram kaldırarak madalya kazanmasını sağladı. 135 kilogramlık son yaklaşımında başarısız oldu ancak başarılı olsaydı altın madalyayı kazanacaktı. Son olarak Antranik Abrahamyan spor kariyerinin ikinci yılında gösterdiği çok iyi performans sayesinde gümüş madalya kazandı. Batı Ermenistan hükümeti Batı Ermenistan'ın evladı Antranik Abrahamyan'ı Fransız Halter Ligi'ne başarılı girişinden dolayı tebrik ediyor. Antranik'e başarılarının devamını dileriz. Bu zaferlerin Batı Ermenistan bayrağı altında olacaklarından eminiz. Ermeni uygulamalı sanatının eşsiz örneklerini toplayan bir koleksiyoncu olan Hamlet Hovsepyan, Facebook sayfasında şöyle yazdı. Tanıdığım Türk antikacılardan biri bana Sünik Artsakh kültürünün bir parçası olan altı kemerin fotoğraflarını gönderdi. Kemerleri Bakü'deki bir antikacıdan satın almış. Kemerlerde üçünde Ermeni harfi mühür bulunmaktadır.
Bir zamanlar Bakü'de çok sayıda Ermeninin yaşadığını ve orada Ermeni kültürel eserlerini bulmanın şaşırtıcı olmadığını hemen anlayınca aklıma ilk gelen şey belki de son Arsaz Savaşı'ndan sonra ellerine geçen müzelerden kemerlerin yağmalanmış olabileceğiydi. Düşmanın eline geçen müzelerin koleksiyonlarının bir listesi var mı elimizde? Belki bazı web siteleri düşmana geçen eserlerin fotoğraflarını ve diğer bilgilerini sunarlar. En azından müzayedelerde satılırsa iadeleri mümkün olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Siladegyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Estiner Bucurdiner adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.